Eğer siz de benim gibi bisiklet restorasyonu yapıyorsanız veya eski eşyaların restorasyonunu yapıyorsanız muhtemelen pas başınıza bela oluyor demektir. Genelde pas temizlerken yapılan en büyük hatalardan biri şu tip pas çözücü ürünlerin kullanılmasıdır. Bu aslında pas temizleyici değildir. Sıkışmış vidalarda, paslanmış vidalarda gevşemesini sağlar. Pası tamamen temizlemez. Biz bu videoda tamamen pas nasıl temizlenir, metal eski haline nasıl getirilir, pratik olarak bundan bahsedeceğiz. Ben pasın işte korozyon nedir, demir karbon diyagramı, tepkimesi, kimyasal durumu falan filan asitlere kadar bu konulara, bilimsel konulara hiç girmeyeceğim. Size pratik şekilde pas nasıl temizleniyor bunu göstereceğim. Bundan sonra kolayca evde pas temizleyebileceksiniz. Şimdi şöyle elimde görüyorsunuz eski pas içinde dışarıda kalmış bir zincir var. Bu zincirin pasını temizleyeceğiz. Neler lazım? Tabii ki şöyle bir kap lazım olacak. Ve arkadaşlar bunun ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Eminim yoktur. Limon tuzu. Her yerde baharatçılarda, marketlerde bulabileceğiniz limon tuzundan faydalanacağız. Metali ne yapıyoruz? Kabın içine koyuyoruz. Sonra limon tuzunu üstüne döküyoruz. Üzerine de birazcık kaynar su ilave ediyoruz. Üstünü geçecek kadar. Ve 10 dakika 15 dakika bırakıyoruz. Sonuca şaşıracaksınız. Bir nokta bile pas kalmamış olacak üstünde. Gördüğünüz gibi dostlar pas temizlemek hiç de öyle zor bir iş değilmiş. Bir bilene danıştıktan sonra, işi bildikten sonra ellerinizi bütün gün kovanın içinde etrafı batırmadan pası kolayca temizleyebiliyorsunuz. Ekranda da görüyorsunuz üzerinde nokta pas kalmadı. Biraz matlık var. Bu matlığı da tel fırça yardımıyla temizleyip iyice ilk günkü haline parlatabilirsiniz. Veya biraz polisaj yaparsınız. Şıkır şıkır olur. Şimdi burada püf noktaları nelerdi? Bunlardan bahsedelim. Birincisi kapalı ortamda bu işi sakın yapmayın. Çünkü kimyasal bir tepkime sonucu bir gaz çıkıyor. Bu gazın solunması ciğerleriniz için zararlı. Bunu unutmayın. O yüzden kapalı ortamda yapmamaya özen gösterin. Yapmayın mümkünse. İkinci olarak 15 dakikayı geçirmeyin. Sonuçta bu bir kimyasal tepkimedir. Metalden de yediği için o çok ince metallerde problem olabilir. Üçüncüsü ise su bir parmak geçsin ve su soğumadan hemen kaynattığınızda yapın. Evet, benden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Aşağıda zil butonuna basarak videolarımdan herkesten önce bildirim alabilirsiniz. Ayrıca abone olarak ve yorum yazarak aşağıya bana destek olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta farklı bir videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.